Melita Osanna Bezircioğlu. Yaya tarifleri şöyle başladı. Küçük kızımın teşvikiyle 2010'da işte bana bir meşgale olsun diye, gençlere de kolaylık olsun diye bir blog açtı kızım. Orada yazmaya başladım. Ondan sonra hadi bunu Facebook'a da aktaralım, Twitter'a da yollayalım falan derken genişledi. Ve şimdi 2380 takipçimiz var. Dünyanın her tarafından da takip eden kişiler var. Bazı onlarla sohbetler oluyor, istekleri oluyor. Şu tarifi işte yazar mısınız falan. Böylece ilerliyor. Benim için de her gün bir girip yazdığım, blogda yazdığım şeyleri, her gün yeni bir şey yazmıyorum tabii, yazdıklarımı, ama Facebook'a her gün yeni bir tarif. Bir de mevsimsel olarak, diyelim kışsa kış sebzeleri ve tatlıları, reçelleri, turşusu ona göre. Yazın işte yazlık şeyler, likör zamanı likör tarifleri. Böylece devam ediyor. 387 tane tarif var. Daha da yazacak çok şey var herhalde, ama işte fırsat buldukça kolay değil, bir yandan da ev hanımlığı. Şimdi topik yapalım dedik ki bu meşhur bir Ermeni mezesidir. Ana malzemelerini ben sıraladım. Tabii o hep bütün hazırlığını şu an yapalım desek 2-3 saat sizi meşgul ederiz diye ben ön hazırlık yaptım. Şimdi bunlar göstermek açısından. Mesela bir bardak nohuta işte 4-5 tane büyükçe bir soğan, patatesimiz gene ona göre, baharatlarımız, yeni bahar, karabiber, tarçın, şekerimiz, dolmalık fıstık ve kuş üzümümüz. Tabii ki ana malzemelerden biri de tahinimiz, olmazsa olmaz. Bu malzemelerle yapıyoruz. Nohudu akşamdan ıslıyoruz. Isladığımız nohut düdüklüde haşladıktan sonra tabii ki şu şekilde haşlanmış nohudumuz oluyor. Patatesi kabuklarıyla haşlayıp soyuyoruz. Bunlar göstermek için az bir miktar tabii. Önemli olan yani 5-6 tane soğan, diyelim şöyle bir tencere dolusu soğan piştikten sonra çok az miktarda kalıyor. Onun için ne kadar çok soğan, piyazlık doğruyoruz. En kısık ateşte bir çay bardağı su ilavesiyle, ki hemen dibini tutmasın. Kısık ateşte o 2 saat belki böyle karamelize olana kadar pişiyor. Esas yani el tutan kısmı o. O piştikten sonra içine, şurada pişmiş halini size göstereyim. Soğan, yani o bir tencere dolusu soğan bu kadar kalıyor. Onun içine tahinin, ki bu ölçüler yaya tariflerinde vardır, isteyenler oradan şey yapabilir. Bir çay, bir şey tahinin 1/4'ünü bu malzemenin içine koyuyoruz. Yani fazla kısmı buraya. Baharatlarını, şekerini, tuzunu, bu fıstık ve kuş üzümünü koyduktan sonra bunu bu şekilde iç olarak hazırlanmış vaziyete getiriyoruz. Ondan sonra ben bunu tercih ediyorum. Eskilerden kalma el blenderıyla nohudu, patatesi, bunu da çekerek onu da gördüğünüz gibi şu hamur haline getiriyoruz. Bu hamur, patates ve nohudun içine de gene biraz tarçın, şeker ve tahin. Buraya bir çay bardağı tahin yeterli. Onun kadar fazla koymuyoruz. Bunu hamur haline getiriyoruz ve biraz sonra bunu açıp malzemeyle birleştirdiğimizi çekimde göstereceğim size. Evet, bu dış malzememiz, bu iç malzememiz oluyor. Şimdi hamurumuzu, hamurun nohudunun fazla olması lazım. Patates, yani onu benim verdiğim ölçülere göre yaparken de
anlarlar zaten damak şeylerinden. Nohudun tadı daha fazla olması lazım. Patates onu tutsun diye. Eskiden bunlar tülbent arasında yapılırmış. Şimdi tabii her şeyin kolayı çıktı. Böyle streçler ve naylon şeyler arasında. Bunu hafifçe böyle istediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Dışarıda satılanlar daha bir kare şeklinde yapıyorlar ama esas topik adına uygun olsun diye böyle bir top şekli veriyoruz biz. Çok bastırmadan hafif hafif böyle açıyoruz. Yani gençler şimdi hem uğraşmıyorlar hem de dediğiniz gibi biraz daha gözlerini de büyütüyorlar. Aslında biz de öyleydik. Yani annelerimiz biraz daha her şeyi teferruatlı ve zor anlatırlardı bize. Biz de yapmaya korkardık. Şimdi annem benim çok güzel yemek yapan biridir. Ben onun kadar belki marifetli değilim. O hamur işlerinde de çok marifetlidir. Yani o mantılar, katmerler, sarı burmalar bayağı eli şeydir. Ben çalışan olduğum için daha pratik, kolay şeylere hevesliydim. Şimdi emekli olup da evde oturmaya başlayınca biraz daha teferruatlı şeylere vakit buluyoruz tabii. Bu böyle elimizde şekil veriyoruz. Şekilde koyuyoruz. Malzemesi, içinin malzemesi biraz fazla koymakta fayda var. Yani sırf şey gelmesin diye ağzımıza dış kabuğunun tadı. Çok kalın da olmayacak dış. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra bunu üstüne hiçbir şeyde zorluk yok. El alışkanlığı olduktan sonra bir de insan yapmaktan zevk alırsa bu şekilde devam ediyoruz daha demek. Periz yemeği olarak büyük bizim oruç zamanımızda yapılan bir şeymiş. Daha sonra mezeye dönüşmüş. Bir tanesini iki kişi yer. Bu şekilde toplayınızda bitmiş haliyle gösterebiliriz. Ha, bunu bu şekilde hazırladıktan sonra dolaba koyuyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Servis zamanı tarçın serperek. Tarçın daha önce serperse kararıyor. Onun için servis ederken tarçın serpip bolca masaya getiriyoruz.
Evet. Bu servis yaparken tarçın serpip. Bir kişi için bayağı doyurucu bir porsiyon olur. İdeal bir porsiyon. Evet.